de 300 tane yaklaşık. Birinin yüzü yok, birinin gözü yok, kolu yok, bacağı yok. Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde insan ölür, hayvan geberir, gebersin dedim. Bu kelime üstünden çok üstüme gelindi. O zaman uyutulsun. Ama çocuklar sokakta rahat geçsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat geçsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin. Edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var, yaşlı bakan, gazete getiren eğitilsin. İnsana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, yine söylüyorum, itlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda. Bu kadar. Yıldız Hanım, hemen burada arkadaşlar bir parantez açayım. Evrensel bir kuraldır. Bütün evrende üstün olan çocuğun hukuki yararıdır. Çocuk her yerde üstün hukuki yararı olan, korunması gereken, her zaman hakkı önceliği olan bir varlıktır. En değerli varlıklarımızdır. Yıldız Hanım'ın tepkisinin de temelinde bu çıkış noktası vardır. Ama amacından saptırılmış, farklı boyutlara taşınmış, farklı amaç güden insanlarca adeta bir nemalanma unsuru ben olmuştur. Ben hayvan düşmanı değilim. Beni hayvan düşmanı. Evinde 4 tane kedisi var. Söylemekten utanıyor. Söyleyeyim. Defalarca ameliyat ettirdiği tedaviye yardıma muhtaç hayvan var. Ve Yıldız Hanım hayırsever, iyi kalpli, mütevazi, insancıl kişiliğiyle tanınan bir sanatçımız. Bütün bu süreç son derece haksızdır. Herkesin kendine gelmesini, şöyle bir düşünmesini, sosyal medyayı kötü amacıyla hakları ihlal edecek şekilde kullanmamalarını da önemli vurgulamak isterim. Bu bir sosyal linçtir. Çalışma hürriyetinden bile yoksun bırakmaya amaçlıdır. Siz 30 yıldır bize hizmet eden çok kıymetli bir sanatçıyı, hiçbir sanatçımızı böyle karalayıp yerle bir etmeye çalışamazsınız. Bu zaten hiçbir hukuk, ahlak, vicdan ve sosyal, beşeri hayat ilkesine de sığmaz. Efendim, çok hakaretiydim gerçekten. Hepsinin işlemlerini yapacağız. Evet, hayatımda duymadığım küfürler yedim. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım. Hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakaretin niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi? Bir hukuk devletindeyiz Yıldız Hanım. Evet, o yüzden... Bir köpek için nasıl böyle hak savaşı vermeye çalışan tuhaf zihniyetli insanlar varsa, normal hayvanseverlerden bahsetmiyorum. Evet. Siz de Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli bir vatandaşı olarak haklarınızı kullanmak, yargıya başvurmak durumundasınız. Köpeklere de bakılsın, vahşi olmasın, saldırmasınlar. Ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insana zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur. Bu akrep olur, çıyan olur, yılan olur, dağdan inen ayı olur, domuz olur. Ne olursa olsun, öncelik insanın olmalı. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir. Yazıklar onlarda. Onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar? Niye öldürülsünler? Eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar. Öyle düşünüyorum yani. Bu kadar, başka bir niyetim yoktu. Bir de samimiyetle benle paylaştığınız bir şey söylemek istiyorum. Handancığım dedi, Ramazan'ın birinci günü ben önce onları hakkımı helal etmeden Allah'a havale ederek bütün işlemlerimi başlatacağım. İnşallah. Çünkü gerçekten ağır bir kırgınlık, ciddi bir travma yaşıyor Yıldız Hanım bu yapılanlardan dolayı. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Normalde Yıldız Hanım güler geçerdi, o özelliği biliyorum. Aynen. Hiç kimseyle farkındaysanız bugüne kadar polemik yaşamaz. Hep yapıcıdır. Kıvrak zekasıyla espriye vurur geçer ama bu artık boyutunu aştığı için. Bugün suç duyurusuna mı geldi? Evet. Hak etmedim ben. Bana katil diyorlar. Ben çok ağladım yani. Günlerce ağladım. En sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim. Çünkü bu insanlar
ben vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukat, çok ayıp. Hiç kimse ona... Yani sizin de çocuğunuzu parçalayabilir bir köpek, teyzeniz, anneniz, akrabanız. Böyle olmamalı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan insanlar olarak, aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız. Rehabilite edilebilir. Ya ne olursa, ben bilmiyorum. Çünkü hiç köpek bakmadım ama neyse, bu yapılmalıdır yani. Herkes de rahat etmelidir. Bu kadar. Bakın, sizlerden mutlaka haberiniz vardır. Gayet ciddi ulusal bir kanalımızda. Dün Dilemez'de akşam